Cumhuriyet'in ilanı pek çok kazanımı beraberinde getirdi. Bunların en önemlisi hak ve özgürlükler alanında oldu. Genç Cumhuriyet, dünyada kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren ilk ülkelerin başında geldi. Ancak bu sürecin de öncesinde, ikinci meşrutiyetin ilanıyla beraber ilk kadın hareketi bu topraklarda başladı. Kadın hareketinin temelleri ilk zamanlarda eğitim hakkı, ev dışında çalışma, kamusal alanda görünürlük, giyim kuşamdaki sınırlamalara dayanıyordu. İkinci meşrutiyetin ilanı sonrası basın alanında yaşanan yenilikler kadınların haklarını dile getirmesi için de bir fırsata dönüştü. Modernleşme adımlarının atılmasıyla beraber kadınların toplumsal hayattaki rolleri de yavaş yavaş değişmeye başladı. Osmanlı basın tarihinde kadınlara yönelik çok sayıda gazete ve dergi çıkarıldı. Ancak 1913 yılında yayınlanan Kadınlar Dünyası dergisinin ayrı bir önemi var. Yönetici ve yazar kadrosunun tamamen kadınlardan oluştuğu bu dergi, kadınların çalışma hayatında etkin bir rol alabilmesi için kritik bir görev üstlendi. Kadınlar Dünyası dergisi aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk feminist dergisi olarak da kayıtlara geçti. Basın aleminde patlama yaşanılan dönemdir. Yani ondan önce bütün o gazeteler, işte mecmualar vesaireler kapatıldığı için, sansür uğratıldığı için o özgürlük ortamı ile birlikte biz ilk yaşanan şeyin muazzam bir basın patlaması olduğunu görüyoruz. Basın neden önemli? Çünkü basın, bakın bugün dahi bir Twitter aleminin, değil mi? Sosyal medya aleminin muazzam değişikliklere yol açabildiğini görüyoruz. Çünkü kitle iletişim araçlarıdır bunlar. O gün için matbuat alemi ve işte süreli yayınlar, gazeteler, dergiler, mecmualar. Şimdi bu patlama sırasında kadın dergilerinin sayısının da çok arttığını görüyoruz. Burada genellikle şimdi kadın dergisinde sadece kadınlar çalışmıyorlar burada ama esasen kadının hayatına yönelik bakışın bir gündem olduğunu, ciddi bir gündem olmaya başladığını görüyoruz. İşte kadının eğitim hayatında kendini daha çok ifade edebilmesi, kadının toplumsal hayatta daha erkek gibi roller alabilmeye başlaması. Bu yayınlar aracılığıyla da biz bir kadın hareketinin, Osmanlı kadın hareketinin başladığını görüyoruz. Takvim yaprakları 1919'u gösterdiğinde önemli bir gelişme yaşandı. O tarihe kadar eğitim ve çalışma hakkı temelleri üzerine mücadelesini sürdüren kadınların siyasi hak kazanımları gündeme geldi. 1919'da Vakit Gazetesi bir anket yapacak. Anket kadınların siyasal hakları anketi. Kadınlara seçme seçilme hakkının ya da oy kullanma öncelikle hakkının verilmesi meselesi. Bu açıdan kayıtlara geçmiş ve bu kadar çok yaygınlaşmış kadınların siyasi hakları meselesini biz ilk kez Vakit Gazetesi ki Ahmet Emin Yalman'dır, liberal görüşleriyle tanınan gazeteci ve siyaset adamı. Ahmet Emin Yalman'ın Vakit Gazetesi aracılığıyla bu tartışmalar başlıyor. 1921 yılı kadın hak ve özgürlükleri için kritik bir öneme sahip. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ilk olarak 1. Meclis'te tartışıldı. Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey, Mebus Kanunu'nun tartışıldığı sırada kadınların da tıpkı erkekler gibi seçme ve seçilme hakkının olması gerektiğini ifade etti. Bu konudaki düşünce temelleri daha önceden atılmış olsa da ilk kez meclis çatısı altında dile getirilmesi açısından büyük önem taşıyordu. Bu öneri o dönem çok sayıda mebus tarafından tepkiyle karşılandı. Ancak Hüseyin Avni Bey'i destekleyen biri vardı. Tunalı Hilmi Bey, ki aslında ikisi ayrı gruptadır. Hüseyin Avni Bey muhaliftir, Tunalı Hilmi Bey birinci gruptandır. Ve Tunalı Hilmi Bey hararetle destekleyecek Hüseyin Avni Bey'in bu görüşlerini. Ve ben size asıl TBMM'deki mebusların tepkisini söyleyeyim. Büyük gürültüler kopacak. Zabıtlarda yazar bu tepkiler. Mebuslar elleriyle sıralara vuracaklar, gürültü çıkaracaklar, ayaklarıyla sesler çıkaracaklar ve bir takım tepkilerde bulunacaklar. 1923 yılında ise kadınlar siyasi parti kurabilmek adına ilk adımlarını attı. Nezihe Muhittin'in önderliğinde kadınlar bir fırka, bir parti kurmak için vilayete başvuruda bulunurlar. Bu açıdan 1923 yılı kadının siyasal görünürlüğü,
Ve bu konuda fiili hareketi bakımından son derece önemli. Bakınız, kadınlar halk fırkası, Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan önce o halk kelimesini kullanan bir girişimdir bu. Fakat bu girişim nihayetlenemeyecek. Cumhuriyet'in ilanı sonrası 1930 yılında kadınlara belediye seçimlerine katılma, 1933 yılında muhtarlık seçimlerine ve 1934 yılında ise genel seçimlere katılma hakkı verildi. İlk seçimlerde ise kadınlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 18 kişiyle temsil edildi. Hem Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasi anlayışından hem de onun rasyonel ve realist bir lider olmasından kaynaklanıyor. Ne demek istiyorum? Şimdi bakınız, 1927 sayımlarında 13,5 milyon bizim nüfusumuz. Bu nüfusun 6,5 milyonu erkek, 7 milyonu kadın. Şimdi realite dediğim bu. Cumhuriyetle birlikte yapılmak istenen aslında yeni bir toplum, yeni bir devlet, evet, ama yeni de bir toplum, yeni insanlar, değil mi? Üretim vesaire. Dolayısıyla insan gücüne çok ihtiyacınız var. Siz nüfusunuzun yarısından fazlasını bir kenara bırakırsanız onu emeğine mukabil yönetim kademelerine de iştiraktan men etmek durumunda kalırsanız bu enerjiden, bu güçten faydalanamazsınız. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün çoğu Avrupa ülkelerinden daha önce olmak suretiyle böyle bir hamleyi yapmış, gerçekleştirmiş olduğunu görüyoruz. Kadınların Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde başlayan kıyafet özgürlüğü, eğitim, iş hayatına katılma ve siyasal haklar mücadelesi, Cumhuriyet'in ilanıyla beraber gerçekleşen kazanımların en önemlileri. Bu kazanımlar sonsuza dek korunmaya devam edecek.